Çin ekonomisinin önümüzdeki yıl %7,5 oranında büyümesi bekleniyor. Çin son 50 yılda Batı Avrupa'daki birçok ülkeyi ekonomik açıdan geride bıraktı. Ancak Avrupa'yı solladığı tek alan bu değil. Ortalama yaşam süresinin uzaması ve doğum oranlarının da düşmesi sonucunda Çin nüfusu da giderek yaşlanıyor. Ve Çin'in tek çocuk politikasını uygulamaya koymasından 30 yıl sonra bugün ülke büyüyen yaşlı nüfus sorunuyla karşı karşıya. Burası dünyanın en hızlı yaşlanan yerlerinden biri. Şangay'da yaşlıların nüfusu gençlerin en az iki katı. Kent geliştikçe insanlar giderek daha az çocuk sahibi oluyorlar. Bunda tabii Çin'in tek çocuk politikasının da büyük rolü var. Ve nüfusun giderek yaşlanması Çin'in ekonomik büyümesinin de sonunu getirebilir. Xu Qinghu hayatı boyunca küçük bir fabrikada çalışmış. Kocası terziymiş, 53 yıldır evliler. Xu birkaç yıl önce Alzheimer olmuş. Şimdi her gün eşi onu yıkıyor, giydiriyor ve yemek yemesi için bu bakım evine getiriyor. En zoru diyor eşi, benim kim olduğumu hatırlamaması. Hastalanmadan önce hayat dolu bir insandı. Operaya bayılırdı. Şimdi neler olup bittiğini anlayamıyor. Aklı karışmış durumda. Hayatımız çok zor. Ama ona bakmak zorundayım. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Çin'de bir refah devleti ana hatlarıyla var ama batıya kıyasla hala çok yetersiz. Ve yaşlıların bakımını sağlamak Çin'in sosyal güvenlik sistemi üzerinde büyük bir yük. Çin toplumunda sağlık ve sosyal güvenlik sistemi yeterince oturmuş değil. İnsanlar korkuyorlar. Eğer çocuklarımız yoksa sosyal güvenlik sistemi de yeterli olmadığına göre yaşlanınca bize ne olacak diyorlar. Çin'de aslında bu çok yeni bir sorun çünkü geçmişte insanlar yaşlanınca onlara ailelere bakıyordu. Ancak doğum oranları düştüğü için artık yaşlılara bakacak kadar genç yok. 2050 yılına gelindiğinde Çin nüfusunun 1/3'ünden fazlası 60 yaşın üzerinde olacak. Bu 450 milyon kişi demek. Bu büyük dengesizliğe yol açan şey Çin'in dev kalkınma programı. Tek çocuk politikası gençlerin sayısını en çok ihtiyaç duyuldukları dönemde azaltmış durumda. Bu yüzden Çin'in ekonomik modeli tehdit altında. Çünkü ekonominin motoru genç iş gücüydü. Eğer genç nüfus azalırsa ekonominin büyümeye devam etmesi de zorlaşabilir. İş gücünde yaşanacak sıkıntıların maliyetleri etkilemesi kaçınılmaz. Bu durum Çin'i ekonomisini yeniden yapılandırmaya zorlayacaktır. İş gücüne dayalı ihracat ekonomisinden para ya da teknolojiye dayalı bir ekonomiye geçmesi gerekecektir. Capital intensive or technology intensive economy. Çin ekonomisinin gerektirdiği genç iş gücünün artık olmamasının yanı sıra birçok göçmen işçi de yaşlı ailelerine bakabilmek için evlerine dönüyor. Yeni işçiler bulmak çok zor. Çünkü emek maliyetleri giderek artıyor. İşçiler daha çok maaş, daha iyi koşullar talep ediyorlar. Rekabet gücümüzü kaybediyoruz. Fabrikalar Çin'den Tayland'a, Vietnam'a kayıyor. Tüm bunlar nedeniyle Çin'in tek çocuk politikası da esnemeye başladı. Bu aile planlama kliniğinde kadınlara artık korunma yöntemleri ya da kürtaj hakkında bilgiler verilmiyor. Bunun yerine nasıl hamile kalınabileceği, sağlıklı doğumların nasıl yapılabileceği anlatılıyor. İnsanların tavsiyelere uymalarını ve ikinci çocuk yapmalarını umuyoruz. Eğer tek çocuksanız ve yine tek çocuk olan biriyle evliyseniz zaten iki çocuk sahibi olma hakkınız vardı. Şimdi herkesi ikinci bir çocuk yapmaya teşvik ediyoruz. Ancak Çinlilerin çoğu bu tavsiyelere kulak asmıyor ama Çin nüfusunun büyük bir hızla yaşlandığını kabul etmek zorunda. Ve bu yaşlanmanın maliyetini karşılayacak bir yol bulması da şart.